Merhaba, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Şimdi gülerek başladım. Niye gülerek başladım biliyor musunuz? Yine yediğim nanelerden biri aklımıza geldi. Onu anlatayım size. Çünkü ben çok tez canlıyım. İstiyorum ki karşımdaki de söylediğimi anında yapsın. Ben çünkü hakikaten biri bana bir şey söylediği vakit o dakika hemen onu yerine getiririm. Asla ertelemem. Onun için böyle bir şey geçti, bir hikaye Ali ile aramızda, onu anlatayım size. Şimdi bizim bir tanıdığımızın babası vefat etmiş, onu duyduk. Fakat kızına söylemediler babasının vefat ettiğini. Başka bir şehirde oturuyor. Biraz rahatsız filan. İstersen bir git, iyi olur dendi. Ondan sonra bizim de çok sevdiğimiz bir dostumuz. Neyse kız gitti, işte üzülme filan dedik, yolladık kızı. Ondan sonra ben hemen Ali'yi aradım. Ali dedim, bak böyle bir şey olmuş. Ondan sonra onlar bizim dedim cenazemizde çok şey yaptılar, bize yardımcı oldular. Hemen aç bir baş sağlığı dile dedim. Tamam anne dedi. Aradan bir zaman geçti. Ondan sonra ay bu aramamıştır dedim şimdi. Unutmuştur dedim, bir daha aradım. Ali aradın mı dedim, anne çekimdeyim dedi. Bir müsait zamanda arayacağım. Hem de ben böyle şeyler söylemeyi çok sevmiyorum. Bir zaman geçsin üstünden dedi. Yok yok sen şimdi ara dedim. Tamam anneciğim dedi, kapattım. Akşama da Haldun Dormen'e yemeğe davetliyiz. Ondan sonra neyse akşamüstü oldu. Yine kafama takıldı bu. Açtım. Ali'cim aradın mı? Anne çekimdeyim dedim sana. Yani arayacağım, elbette ki arayacağım. Ama biraz sabret dedi bana. Peki kapattık yine. Akşam oldu. Ben Haldun Dormen'e gittim. Baktım Ali de gelmiş oraya. Orada işaret ettim aradın mı diye. Yaptı bana. Anne yani sırası mı diye. Biraz sonra işte yemeğimizi yedik, sohbet ettik. Başka dostlarımız da var, çok güzel. Arada bir ben diyorum, içeri git ara. Bakmıyor artık bana Ali. Belli ki sinir oldu yani. Çok da haklı tabii. Bana biri yapsa deliririm. Ondan sonra neyse gece bitti. Evimize dönüyoruz. Ondan sonra Ali'nin o zaman bir minibüsü vardı. Onun içine oturduk, bu Vito diyorlar ya onlardan. Ondan sonra karşılıklı oturduk. Bir de bir misafirimiz daha var arabada. Gidiyoruz beraber. Ali aramadın değil mi dedim. Aramadım anne dedi. Peki o zaman bir dakika dedim. Ben hemen çevirdim numarayı. Alo. Ha merhaba, ne yapıyorsunuz? Yoldayız dedi. Ha gidiyor musunuz? İyi peki şekerim, tamam bir dakika Ali konuşacak dedim. Ali'yi verdim. Ali aldı telefonu. Alo dedi. Birden aklıma geldi. Söyleme oğlum söyleme, bilmiyor dedim Ali'ye. Ali telefonu elinden attı. Ondan sonra önce çok sinirlendik. Sonra nasıl güldük biliyor musunuz arabada? O arkadaşımız da var. Tövbe yarabbi dedim, adam öldü. Biz kahkahalarla gülüyoruz ama tabii adama gülmüyoruz. Benim yani ne diyeyim buna? Bu nedir benim bu yaptığımı bilmiyorum. Densizlik mi? İşte bir şey. Yani bilmiyor söyleme. Söyle diye kendimi paraladım. Çocuk tam söyleyeceği zaman söyleme. Bir de kızıyorum Ali'ye. Bilmiyor oğlum söyleme diye. En sonunda artık ben bir şey söylediğim vakit herhalde yapmayacaklar diye düşünüyorum. Ama ben buna hala çok gülüyorum. Fıkra gibi her yerde anlatıyoruz valla. Böyle benim canım tez, ne yapabilirim? Şimdi Kemal'e bakalım artık. Benim şey bitti hikaye. Şimdi Burçak Evren bir yazı yazmış. Zübük tabu sayılan bir konuya eğiliyor diye bir yazı. Bunun tamamını şeyde göreceksiniz, açıklamalar kısmında. Tamam mı arkadaşlar? Bu çünkü diğerlerini şuralarda hep diyor ki işte babam sınıfı televizyonda bu akşam ne var televizyonda onu gösteriyor. Onun için bu sayfaları geçiyorum. Bakın Kemal Sunal Türk sinemasında kısır döngü sürüyor diye bir haber var. Bakın bunlar Türk sineması için değerli haberler. Bunlar açıklamalar kısmında bir zamanlar Türk sinemasını inceleyenler olursa da ihtiyaç var bunlara, onun için koyuyorum. Vallahi bir kısmı gazete sevmiyoruz diyor ama çoğu da o gazetelerden çok şey öğreniyoruz. Ne olur Gül Hanım vazgeçmeyin diyorlar. Kim vazgeçiyor ki zaten? İşte bizim şampiyonlar diyor. Bu yılın şampiyon filmlerini gösteriyor. Bunu yine açıklama kısmında göreceksiniz. Neymiş efendim? 1980 yılında İstanbul sinemalarında gösterime giren yerli filmlerin en çok hasılat getiren 5 filmi belli oldu. Bu filmlerin biri komedi, diğer 4 tanesi müzikli filmler. Komedi Kemal'in herhalde tabii. Ay 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 neler yaşadık neler. Evet.
Fatma Girik Kanlı Nigar'la sinemaya döndü. Ay bu filmi seyrettiniz mi? Çok komik. Sadık Şendil'in, bu Sadık Şendil var ya, inceleyin arkadaşlar, internete girin. Sadık Şendil Ayaklı Kütüphane. Muhteşem ve gördüğünüz, sevdiğiniz, hele o Arzu filmi, bütün sevdiğiniz filmlerin senaristi. İnanılmaz bir adamdı. Çok komik bir adamdı bir de. Yaşlı, komilfo, böyle gördüğünüz zaman bir salon beyefendisi ama içinde muzur bir çocuk vardı. Sadık Şendil'in eseri bu kez Fatma Girik tarafından beyaz perdeye aktarılıyor. Kemal Sunal'ın iki değişik rol oynadığı filmde Kanlı Nigar'ın sermaye kızlarını Necla Soylu, Bahar Öztan ve Melih Fırat canlandırıyor demiş. Böyle kaldırayım bunu da. Bakın Kemal'in sakallı, bıyıklı, Fatma'nın da güzelliğine bakın, aman yarabbi. Sonra bu Fatma ile olan hikayelerimizi anlatacağım. Az kaldı, Ezo'nun doğum gününde anlatacağım, tamam mı? Hah, Gerzek Şaban. Bu filmi seyreden var mı? Bir tane Ufuk Film diye bir film şirketi var. Benim hiç bilmediğim. Bunu herhalde satın alıyor. Benim bildiğim bu Cem filmin şeyi. Ama Ufuk Film demek ki satın almış. Gerzek Şaban Konak Sineması'nda. Eşref Paşa, Yıldız, Bizim Melek Karşı. Hangi sinemalar bunlar acaba? Evet, satın almış belli. Salako şapşallaştı diyor. İki ayrı rol oynayacak. Bu kıyafet bizde saklı, biliyor musunuz? Tuzla'ya gidince yazın göstereceğim size bu kıyafetleri. Baksanıza kızların güzelliğine, aman yarabbi, cennette gibi Kemal. Evet, böyle güzel filmler hep olsun diyoruz. İzmir Filmcilik 9 Mart Pazartesi sunar. Konak Sineması'nda Gol Kralı. Çok komik değil mi? Dur bak okuyayım. Üç büyük ustanın yarattığı şaheser başlıyor. Gol Kralı. Çok güzel bunlar ya. Neler yazmışlar yani. Evet. Evet. Bunda da Renkli Dünya ile Kanlı Nigar çarpışıyor. Demek ki bir sinemada Renkli Dünya var. Gülşen Bubikoğlu, Erol Evgin'in. Hatırlarsınız, biz 50 kere gittik Ali'yle o filme. Çok sever. 50 kere değilse bile 49 kere gitmişizdir yani, o kadar gittik. Ondan sonra da şey, televizyonda oynadığı vakitte kasete aldım, onu seyrettik yani. 50 olmuştur vallahi. Ali çok seviyordu onu. Erol Evgin'in orada bir kavga sahnesi var. Ali onu çok seviyordu. Erol Evgin'i sevdiği için, o da kavgada güçlü ya, kavgayı kazanıyor. Onun için çok seviyordu o filmi. Onun için de biz de seyrediyorduk. Üç Kağıtçı'yı bir haftada tamamladı. Mümkün değil. Cem Film hesabına çevrilen, Natuk Baytan'ın yönettiği filmde Ülkü Özel, Turgut Özatay, Reha Yurtakul oynuyor. Böyle bir beyaz ceket giymiş. Sanatçılar ne kadar vergi ödedi? Kemal'in o kadar çok vergi rekortmeni belgesi var ki elimizde. Bu herhalde ilk senelerde 1, 2, 3, 4, 5. olmuş. Ah, ilk başta Nüket Duru var, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Müjdar, Kemal Sunal. Arkadan Erol Evgin, Gönül Yazar, Sezen Aksu diye devam ediyor. Demek ki o zaman iyi vergi ödemişler. Rekor yine Bülent Ersoy'da diyor. Burada yine Bülent Ersoy, Nüket Duru, Orhan Gencebay, Müjdar, Kemal Sunal. Birinde Nüket Duru önde, birinde Bülent Ersoy önde. Aynı yılın vergi rekortmenleri. Ah arkadaşlar, bu vergi Kemal için çok 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 önemliydi. Üç Kağıtçı diye bir film başlıyor. Yeşilçam'ın iş yapmakla ünlü yönetmenlerinden Natuk Baytan, Kemal Sunal adına sırtını dayayarak bu kez hem güldüren hem de seyirciye bir şeyler söylemeye çalışan bir film yapmak istemiş. Bu da böyle. Üç Kağıtçı. Kemal'in. Seyretmişsinizdir mutlaka. Bütün şeylerde çıkıyor değil mi? Nedir onun adı? Yarışmalarda. Kemal Sunal'ın şu filmine, şu filmine. Hep soruyorlar. Nasıl dedim sana, şu filmine, şu filmine. Öyle değil tabii. İşte bir mesela diyor ki, bilmem ne hangi filmde, şu filmde Kemal Sunal'ın adı neydi? Veya işte diyor ki, topçu olduğu filmin adı neydi? Ama her yarışma programında Serpil Çakmaklı'yla, bu kadın da çok güzeldi. Ay hala çok güzel. Görüyorum arada televizyonlarda. Tabii görüşemiyoruz ama çok severim. Fenerbahçeli Cemil'in
jübilesinde bir araya gelen iki candan dost İbrahim Tatlıses ile Kemal Sunal. Sık sık bir araya gelememekten yakınan iki arkadaş birbirlerini sanatçı olarak da çok takdir ettiğini söylüyorlar. Ne yazık sık sık bir araya gelemiyoruz. Bu nedenle Kemal'in güzel şakalarından yoksun kalıyorum. Kemal de diyor ki bu adamın türkülerini dinledikçe kendimden geçiyorum. Bak ikisi geziyorlar sahada, yeşil sahada. Ne gençlermiş değil mi? İkisi de zayıf. Kemal hala öyle kaldı ama İbrahim Bey de çok şişman değil yani. Şimdi Zübük'ten bahsediyor bu. Kartal'a bakın aman yarabbi. Yakışıklı adamdı. Şimdi Kartal Zübük'ü çekiyor. Kemal de Zübük kıyafetini. Osman Seden'i tanırsınız. O da çok tabii ünlü bir film. Aziz Nesin'in eseri. Son yılların başarılı yönetmeni Kartal Tibet, sinemada uzun zaman birlikte çalıştığı yönetmen Osman Seden'i bu kez kendi filminde oyuncu olarak oynatıyor. Zübük adlı filmin jönü ise komedyen Kemal Sunal. Zübükzade Kemal Sunal yeni bir milletvekili rolünde görünüyor. Osman Seden ise yaşlı bir milletvekili kişiliğinde çıkıyor perdeye. Kartal Tibet filmden fazlasıyla umutlu olduğunu söylüyor. Niye umutlu olmasın ki? Aziz Nesin yazmış. Nasıl olmaz yani? Bu neymiş acaba ya? Sanatçı çok yönlü olur. Her rolü başarmalıdır diyen ünlü komedyen Kemal Sunal ilk defa bir dram filminde başrol oynayacak. Neymiş bu filmin adını yazmıyor. Yok Salako hayranlarını ağlatmaya hazırlanıyor. Hadi bakalım. Hangisiydi ben hatırlamıyorum. Komedi fabrikası iflas ediyor. 20 yıllık emek ve deprem. Bu nasıl bir haber böyle? Yeşilçam, temelsiz Yeşilçam'da bir usta daha kepeklerini indirmek üzere. İşte milyonları güldüren Kibar Feyzo'dan bir sahne. Türk sineması onunla yeni bir komedi dünyası kazanmıştı. Evet. Bu da Ertem Eğilmez. Komedi fabrikatörü deniyordu Ertem Eğilmez'e. Hala da öyle deniyor tabii. Yine geldik benim sinir olduğum şeye. Türkiye'de de dünyada da çirkin aktörler para kazanıyor. Al bir çirkin Kemal, öbür çirkin Anthony Quinn, bir çirkin İlyas Salman, öbürü Charles Bronson. Hiçbiri de çirkin değil vallahi, öyle yakışıklılar ki. Şuraya bak. Dünyada da Türkiye'de de çirkinler para kazanıyormuş. Çok ayıp, hiç beğenmedim bu şeyi, fikri. Ne demekse. Evet, Kemal Sunal'ın Devlet Kuşu filmi başlıyor sinemalarda. Güzel haberler var. Bu ne? Gerzek Şaban. Ben de burada kızları görünce eyvah dedim, bu Kemal çıplak kızlarla ne yapıyor acaba? Bak ha, bu Gerzek Şaban'ı anlatıyor. Bu kızlar başka ya. Liza Minnelli falan yani bir de. Ben de Kemal'in filminde bunlar var sandım. İki tane gazete haberim daha var. Bunlar güzel röportajlar. Çok güzel. Devamlı barda oturur diyor. İki içki parasıyla bir tekte yolluk alır. Ne yapsam gülüyorlar diyor. Eli çok sıkı borç vermez. Borç vermezdi evet. Borç vermez. Eğer istenilen para onun bütçesini aşmıyorsa verir unuturdu. Çünkü borç verdiği zaman geri alamayacağını biliyor. O dostuyla arasının açılacağından korkuyordu. Çok can sıkıcı bir şey yani o. Hakikaten borç vermek hiç iyi bir şey değil. Dostundan oluyorsun. Vermek çok kolay. Benim de öyle birkaç kişiye vermiştim acemiliğimde. Sonra üzüldüm. O benden kaçtı. Ben bir şey yapmadım yani. Aramadım da kayboldu gitti sonra. Ne yapayım, bir kısmı da bu hayattan gitti. Artık ne diyeyim, helal olsun, boş ver. Son yıllarda barlara fazla uğramıyor. Haftanın ilk günlerinde geldiği sanatçıların kulübünde fazla kalmadan ayrılıyor. Devamlı barda oturmuş. En çok içki içer mi sorusunu, en fazla iki duble viski içer diyor. Kemal ne içerdi biliyor musunuz? Onlar herkes vodka zannederdi onu. Suya veya sodaya iki limon attırırdı. Onu böyle yudum yudum içerdi, sanki içki içiyormuş gibi yapardı. Viskiyi nereden bulmuşlar? Belki ilk zamanlar içmiştir, ona da bir şey diyemem, kimseye yalancı çıkarmayayım da. Bunu okuyun ama.
Pazar gazetesi. Bak, daha Turgut Özal'la ikisi nereye tırmanıyorlar böyle? Ekonomik başarısını şöyle anlattı. Eli çok Kadri yurda tap. Niye versin ya? O kadar çalışıyor, kazanıyor, uğraşıyor. Hem de öyle insanlar istiyor ki bazen. Mesela içki almak için, kumar oynamak için borç istiyorlar. Onu da Kemal vermez yani. O da çalışsın, o da kazansın. Gidip kumar masalarında oturup, içki sofralarında vakit geçirip, ondan sonra battım ben eyvah deyip, kiramı ödeyemiyorum deyip para toplamak da bana hiç bilmem uygun gelmiyor. Çünkü ne yapsın, o sefa sürerken bu burada çalışsın çalışsın, o da sefa sürsün, bu çalıştığı paraları ona versin. Böyle bir şey yok. Sakın siz de kimseye borç vermeyin, hakikaten vermeyin. Çünkü insanlarla aranız açılıyor, yine en kötü siz oluyorsunuz. Onun için çok iyi tanıdığınız yakınlarınız haricinde bu tip insanlara para vermeyin. Ne yaparsa yapsın, boş ver. Herkes kendini düşünmek zorunda. Niye biz yıllarca paramız yokmuş gibi yaşadık? Biriktirdik, biriktirdik çünkü. Topladık, topladık, ev aldık, bir şey aldık, borç yaptık. Bunlar yani çok önemli şeyler. İnsan yaşlılığını da nasıl geçireceğini bilmiyor. Sonra hep gelmiyor ki bu para. Bir dönem işte kaldık ortada. Film bitince, televizyon da yok. Ama o zaman biraz paramız olmasaydı ne yapacaktık yani? Değil mi? Ona ver, buna ver. Yok öyle bir şey. Aferin Kemal. Kemal Sunal'ın iki ayrı dünyası var. Gülmeyen fakat güldüren kral. Milyonlarca seyirciyi gülmekten kırıp geçiren Kemal Sunal özel hayatında hiç mi hiç gülmez. Ay ne kadar gülerdi. Ağzı bu kadar açılır gülerken. Çok gülerdi. Onlar görmemişler. Ağzından laflar adeta zor çıkar. Herkesin gülmekten yerlere yattığı ortamlarda bile o büyük güldürü ustası sadece tebessüm eder. O yüzden Kemal Sunal gülmeyen fakat güldüren bir kraldır. Öyle abuk subuk esprilere gülmezdi tabii. Gülmeyecek yerde gülünürdü. Bazı ben görüyorum insanlar hep komik olmaya, masada en komik o olmaya çalışıp komiklik yapıyor. İşte fıkralar anlatıyor, bilmem ne yapıyor, ilgi çekmek için. Kemal'in o huyu yoktu. Eğer hakikaten gülünecek bir şey varsa gülerdi. Ama öyle abuk subuk şeylere de gülmezdi doğrusu. Şimdi konuşmuyor, gülmüyor dedi de Kemal zarif ve çok zeki espri yapan bir adamdı. Mesela bir tane bir şey anlatayım mı? Biz bir arkadaşlarla oturuyoruz. Ben de böyle Güneydoğu'ya çok gitmek istiyorum. Fakat o ara oralar biraz karışık. İşte eşkıyalar var diyorlar, yoldan adam çeviriyor diyorlar, terör var diyorlar bilmem ne. Ondan sonra ama ben de istiyorum, herkes de gidiyor, turlar vardı filan. En sonunda bir arkadaşlarla konuşuyoruz, Kemal bir kenarda oturuyor. Ben o arkadaş diyor ki uçakla gidelim. Ay yok diyorum ya, bir uçakla gitmeyelim, arabayla gidelim. Çünkü araba çok güzel olur yani, etrafı da göre göre gideriz, köyleri görürüz, o bahçeleri görürüz, belki tarlalar var ekilmiş, onları görürüz. Ben öyle seviyorum, ne yapacağız uçakla girip buradan bin orada in yani, onu istemem dedim. Ama işte onlar uçak diyor, ben araba diyorum. Kemal sen ne dersin diyorum. Yapıyor Kemal. Konuşmuyor. Böyle düşünüyor. Ondan sonra ben hala diretiyorum. Ondan sonra Kemal böyle durmaya başladı. Ondan sonra görüyorum ama tabii misafir de var. Bir şey de diyemiyorum. Ondan sonra gidelim, gidelim, arabayla gidelim. Aman ne olacak, gideriz boşver, terörist merörist düşünmeyin, eşkıyaları falan. Gideriz ama güzel güzel böyle yanımıza da işte kuru köfteler, haşlanmış yumurtalar alırız, bir yerlerde dururuz, piknik gibi yaparız. Gezmeye gidiyoruz sonuçta diyorum. Yok ötekiler uçak diyorlar filan. Neyse en sonunda gideriz, gitmeyiz. Öyle bir kaldı, kapandı konu. Kemal iyice böyle oldu. Sen niye konuşmuyorsun dedim. Ne yaptı? Bir tane hakikaten dedi Kemal'e, niye konuşmuyorsun? Kemal dedi yani, biz neler konuşuyoruz, hani bu konuda bir fikrin yok mu dedi. Var, var da. Şimdi uçakla giderseniz güzel. Arabayla giderseniz yine güzel. Ama eşkıyalar, teröristler filan çevirirse yolunuzu. Dedim ben. Hayır yani ilk kurşunda gülü vurdular vurdular. Esir alırlarsa hepsi dağılır onların, çinlik minik dedi. Biz nasıl güldük, nasıl güldük. Yani ben bir orduyu dağıtacak haldemişim diye. Ondan sonra kendi de çok güldü tabii söylediğine. Yani bunu söylemek için belki iki saatten fazla sustu. Kederli duruyor, üzülüyor duruyor. Yani o eşkıyalara, teröristlere falan acıyor. Ben ne yapacaksam onlara, çeneden dolayı herhalde.
Ah Kemal'a. Ama o benimle böyle çok ince ince böyle espriler yapardı. Ben de ona çok gülerdim. Bu kızılacak bir şey değil yani. Bu diyor ilk kurşunda vurdular. Esir alırlarsa vallahi dağılırlar. Kederle söylüyor bunu. Bu haftalık da bu kadar. Çok vallahi yine başladım konuşmaya. Haftaya buluşuruz, tamam mı?